Gençler Birliği hafta sonu oynayınca Balıkesir maçı öncesi tesislerinde son çalışmalarını yaptı. Mesut Bakkal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gençler Birliği'nde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Üveyit, yine milli takıma seçilmişsin. Evet. Aday kadrodasın. Evet. Sen alışkınsın galiba. Gençler Birliği formasında seni göremesek dahi milli takımda bayağı yer alıyorsun. Evet, her şeyin yeri ve zamanı var. Biz hiç yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Nasip oldu tekrar milli takıma gitmeyi başardık. Fırsat geldiği zaman elimizden geleni, takımımıza, ülkemize yakışan şekilde en iyi şekilde değerlendireceğimizi umut ediyorum yani. Gençler Birliği'nde bir Ferhat var, bir Ramazan var kalede. Sana daha henüz bir şans gelmedi. Abilerimi bekleyeceğim tabii. Yaş olarak biraz küçüğüm, daha çok eksiğim var, daha çok çalışmam lazım. Fırsatı bekleyeceğiz. Geldiği zaman da iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Kaptan, yuvana döndük desek sanırım yanlış olmaz. Efsane kadrosunun kaptanıyız sen bu takımın. Hiç gitmedik ki. Aklımız buradaydı. Her zaman buradaydı. Gönlümüz de buradaydı. Şimdi biz bu zamanda buraya hizmet verdik. Şimdi hizmet vereceğiz. Bu kulübe, buradaki sporcu arkadaşlarımıza elimizden gelen en iyi hizmeti vermek için çok koşturacağız. Bir Konya maceran oldu, bir Eskişehir maceran oldu. Ben Ersun Hoca'yla başladım, Mesut'la devam ettim. Ondan sonra Ertuğrul Hoca'yla Eskişehir'deydim. Şimdi buraya Mesut Hoca'yla birlikte tekrar çalışıyorum. Tabii gelişiyoruz. 3-4 yıl oldu futbol bakalı. 3 yıldır faal çalışıyorum. İyi, çok önemli hocalarla çalışıyorum, gelişiyorum. Çok önemli bir kulübe geldim. Hem gelişime katkı sağlayacak hem de ben bu kulübe hizmet vereceğim. Kardeşin de çok iyi gidiyor. Kardeşim evet, çalışkan. Orada. Çalışan başarır her zaman. Orası şampiyonluğa yıllar sonra en fazla yaklaştığı dönemde. Evet, inşallah. Dediğim gibi yani bu şampiyonluk demek insan çalışmada, yardımlaşmada, fedakarlıkta, disiplinde şampiyon olursa zaten şampiyonluklar gelir yani, sıkıntı yok. Teklif Cavcağ'dan mı geldi, hocadan mı geldi? Benden geldi. Ben çok istiyorum burayı. Yok, gerçekten beraber oturduk, sohbet ettik. Ertuğrul Hoca da devam etmemizi zaten istiyordu. Sağ olsunlar. Ben de arada kaldım açıkçası. Çünkü burada da çalışmak istiyorum, hizmet vermek istiyorum. Öbür tarafta da Ertuğrul Hoca ekipte çalışacak dedi. Sağ olsun izin aldılar. Biz de gelmiş olduk. Evet. Stanku kötü bir sakatlık geçirdi ve forvet yükü gözükürde sezon sonuna kadar sende kaldı. Evet. Ne düşünüyorsun? Zor bir süreç takımda da. Altı potadan kurtaramadık daha tam. Öncelikle yani 4 haftadır falan kötü gidişatımızı durdurmak istiyoruz Balıkesir maçıyla. Yani galibiyetle dönmek istiyoruz buraya. Yeni hocamız da geldi. İnşallah kazanırız yani. Yeni hocamız da ilk galibiyet olur. Sakatlık nedeniyle de Stanko'ya gerçekten çok üzüldüm. Takımımızın yani çok ihtiyacı olan bir adamdı. Futbolcuydu. İnşallah onun yükünü ben elimden geleni yaptığı kadar yaparım yani. Ona da inanıyorum yapacağımı. Hazır hissediyor musun? Her zaman hazır hissediyorum kendimi yani. İrfan'la birlikteyiz. İrfan, sakatlıktan iyileştin gibi koşulara başladın. Ne zaman seni tekrar göreceğiz sahalarda? Ya işte yavaş yavaş koşulara başladım. İnşallah bir hafta sonra da takımla çalışmaya başlayacağım. Yani bir hafta sonra başlayacağım yani. Nedir durumun? Yani hazır hissediyor musun kendini? Ya şu an tabii tam hazır değilim. Biraz güçsüz gibi ayağım ama bir hafta sonra tam hazır olacağımı hissediyorum. Yurt dışına gitme ihtimali falan var mı? Ya işte erken bir iyileşme oldu sağ olsun. Savaş Hoca'yla Özgür abinin sayesinde, fizyo Özgür abinin sayesinde bir erken iyileşme oldu. O yüzden gitmeyeceğim. Takım durumunu nasıl görüyorsun? Senin yokluğunu hissetti çünkü son maçlarda. Ya olabilir. Her takımda düşüş, yükseliş olabilir. İşte biz de Mesut Hoca ile birlikte inşallah yükselmeye başaracağız yani. Özel görüşme falan yaptınız mı hocayla? Yok, daha yapmadım. Hocam tekrar hoş geldiniz diyelim. Bu teşekkürler. Beştepe şeyiniz. Ondan önce antrenörlüğünüz de var. Özlemişiz. Biz de sizi özledik. Sağ ol. Takımı nasıl buldunuz? İlk önce onu sorayım. Kulübü çok iyi buldum öncelikle. Zaten çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir camia. Yani Gençler Birliği camiası. Çünkü bunu ben burada 2006'ın da antrenörlüğe tek direktörle başından itibaren de söylüyorum. Yani beni işte hoca yapan, tek direktör yapan hem kulüptür hem bu yönetimdir, başkandır diye. Bir kez daha beni tercih ettiler. Teşekkür ediyorum. Şu anda işte herkesin bildiği gibi ikinci devreye biraz kötü başlayan bir takım var.
Ama yani hiçbir zaman ben umutsuz olmadım. Yıllardan beri de bir gittik, bir geldik, bir daha geldik. Hiç umutsuz değilim. Düzelebileceğine inandım. Çünkü kulübün yapısı sağlam olan bir kulüp var. Yani gençler bir kulübün temeli sağlam yani. Onun için hani derler ya, doğru adam sallanır ama yıkılmaz diye. Gençler bir de öyle bir kulüptür. Yıllardan beri de böyle olmuştur zaten. Ama özellikle işte bizim çok eskiden çalıştığımız dönemdeki dinamik koşan, mücadele eden, hep kazanmayı düşünen bir takım yaratma isteğim var. Onu da oluşturabilecek bir kadromuz var. Gençlerine bir kadromuz var. Zor bir deplasmana gidiyoruz tabii ki. Yani Balıkesir deplasmanı zor bir deplasman ama ligde kolay maç yok. İyi hazırlanıyoruz. İşte 2-3 gündür idmanlar yapıyoruz. Ben de daha iyi tanımaya çalışıyorum. Daha iyi futbolcularla işte birebir ilişkilerimizi fazlalaştırdık. Hem onları dinleyip hem de ne yapacağımıza karar verip bugün akşam yola gideceğiz. İnşallah puan ve puanla döneriz. Ondan sonra özlediğimiz yere bir çok kısa dönemde gelmek istiyorum. Yani hani tribünlerin dolması, işte o pozitif futbol oynatmak, en kısa zamanda bu olayı yaratmak istiyorum. İnşallah bunda da bir an önce başarılı oluruz. Hocam, sizle birebir konuştuğumuzda siz anlattığınız zaman şu son maçtaki yorumlarınızda taraftara bir eleştiri, serzenişte bulunduğunuz hissedilmiş. Hemen, bu yanlış mı anlaşıldı? Siz kendiniz hemen açıklayayım. Çok teşekkür ederim böyle bir konuya değindiğiniz için de. Şöyle söyleyeyim. Mesela ben notlarım içine dersimi çalışarak çıktım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim yani Türkiye'nin en centilmen taraftarı olan ve burada beni yıllardan beri bağrına basan bir taraftara benim bunu söylemem zaten mümkün değil. Kendi adıma konuşuyorum, aptallık olur zaten. Yani böyle bir şey yok. Sadece ben dedim ki ikincilikte dedim bir maça gittim hafta içinde. 15-20 bin kişi önünde. Keşke dedim burada çok Türkiye'nin en centilmen taraftarı dedim. Keşke biz de bu tribünleri doldursaydık dedim. O da evet dedi. Kimse gelmiyor. Evet dedim. Bakın dedim boş. Yani ben gelmediklerini, maça gelinmiyor diye bunu izah etmeye çalıştım. O bazı çevreler tarafından yanlış anlaşıldı tabii. Yani ben yani bütün samimiyetle söylüyorum. Benim böyle bir şekilde yani benim yani taraftara veya işte camiye falan öyle bir lüksüm yok. Çünkü burada doğdum ben. Yani öyle bir şeyim yok yani. Üzüldüm. Onu da şimdi sizin aracınıza inşallah bazı çevrelere gider, bazı insanlar anlarlar. Ama öyle bir şey benim demem gibi hiçbir şeyim yok. Yani taraftar yok dedim yani. Yok derken taraftar gelmiyor dedim yani. İşte pasolik konusu ve diğer konular evet. Tribünler işte, ciddi sürekli zaten etkiledi. Şey bir de, hakikaten bütün kulüpleri de bir pasolik etkiledi. Ama yine de ben yani en azından ortalama 6-7 bin olan, daha önce bizim burada 15 bine UEFA'da oynadığımız maçlar olan o taraftar grubu. Bizim çok çünkü Güzide bir taraftar grubumuz var yani. Çok şey anlamlı ve çok şey kültürlü bir taraftar grubu var. En azından bizi desteklemek, en azından bu takımı destekleme adına geleceklerine inanıyorum ben. Hocam, siz daha önceden görev yaptığınız dönemlerde 3 kere bu kulüp Türkiye Kupası finali oynadı. İkisinde bir borcumuz var ya. Bir borç mu diyeyim? Bu sene yine ilk 8'e girdi. Ve evet. Şansa yakın gibi aslında bakarsanız. Bu sene geride geçilebilirse. Şöyle, ligde de kafa kafaya oynadı aslında bu takım. Evet. Bursa Spor'la. Ya kimse kimse yenemez diye bir şey yok. Ama biz kupada varız. Ben şimdi öncelikle çeyrek finale kadar çok uğraşıp da geliyordunuz. Şimdi uğraşmadan geldim. Evet. Bundan sonraki enerjimizi çeyrek. Ben kupada final oynamak istiyorum. Ben inşallah. Ben de tabii o penaltılarla Bursa'da kaybettiğimiz bu Kayseri finali çok üzüldüm yani penaltıda kaybetmiştik. Şimdi ben de ona istinaden bu kupada ilk çeyrek finalde yakaladığım takımı final oynatmak istiyorum. Gençlerime yakışan da o zaten. Biz yani kupada varız ve ben kupada kaldıkları için çok sevinçliyim, keyifliyim. Bursa maçı tamam zor maç olabilir ama hangi maç kolay ki? Yani iki kulvarda da mücadele devam edeceğiz tabii. Hocam genç bir kadro var aslında. Hı hı. Yani sizin daha önce çalıştığınız dönemde de altyapıdan çıkmış bu kadar futbolcuyla denk gelmemiştiniz. Şans bu. İrfan Hoca döneminde de bir söz vardı. 11 futbolcu altyapıdan çıkmış bir kadroyu sahaya sürmek istiyorum falan tarzında. Hı hı. Yani biz o hayali sizden tekrar yaşayabileceğini düşünelim mi? Kesinlikle. Yani, mesela şimdi baktığınız zaman da zaten bunu bir çok büyük ölçüde olmasa bile bayağı bir yol alındığını düşünüyorum yani. İrfan Kahveciler işte Uğurlar gibi. Gençlerimiz zaten bünyesi bu. Ben de isterim. Ben de genç adamların altyapıdan bu geldiğimiz hem ülkenin hem de futbolun ekonomik krizinde rahiçten yüksek olduğu bir dönemde bir ortamda altyapıdan oyun çıkarmak ve kaliteli oyun çıkarmak hem benim hoşuma gider hem kulübün menfaatine. Yani ben de
işte hocanın dediğine destekli anlamda şunu söyleyebilirim. Keşke hepsi 5 tane İrfan Kahveci, 3 tane Uğur, bunların hepsini bulup hepsini oynatma düşüncesi bende de kesin vardı, zaten var. Ben genç oyuncunun oynamasına destekleyen taraftarınım ama tabii iyi oyuncu, kaliteli oyuncu bulduğunuz zaman. Öyle bir jenerasyon şu anda alttan geldi var, gibi sadece. Var, var. İrfan da iyileşmiş gibi, evet, çalışıyor. İşte başladı ama bu hafta yok tabii, artık önümüzdeki hafta inşallah takımla beraber başlayacak. Kısmı bir yırtığı vardı. Tomic iyileşti. Tabii Gostov cezalı işte. Ahmet Çalık cezalı ama yapacak da bir şey yok ya. Gideceğiz, oynayacağız yani. Maçın hakemi en fazla sarı kart gösteren, Gençler Birliği maçlarında en çok sarı kart gösteren hakemlerden bir tanesi. Bir de öfke problemi var gibi aslında takımda. Şimdi yani biz şeyi doldurduğumuzu düşünüyorum. Kırmızı kart limitini artık mı olarak. Artık öyle. Yani doldurduğumuzu düşünüyorum. Yani artık onu bir, çünkü lig iyice daralıyor ve şimdi herkese de ihtiyacımız var. Ama şöyle, ben sertliğe varım ama şeye yokum. Aptallığa yokum yani. Yani öyle. Siz öyle bir şey hissettiniz mi hocam? Yani maçları izlerken, takip ederken, yorumlarken öyle bir şey hissettiniz mi yani? Şey hissettim. Mesela Ahmet Çal'ın atadığı pozisyonu, yani belki sinirlendiği belli, skora sinirlendiği belli. Yani tabii otokontrol, yani bunu artık kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü hakikaten hava şartları ve herkesin de ihtiyacımız var. Evet. Yani var ama ben inşallah iyi şeyler olacağına inanıyorum. Yani güzel şeyler olacağına inanıyorum. Pozitif bir takım buldum. İyi şeyler olacağına inanıyorum. Acizane yani herkesin de desteğini bekliyoruz yani. Çünkü bu kulüp hepimizin, bu kulüp taraftarla bütünleştiği zaman iyi kulüp. Çünkü çok güzde bir kulüp. Herkesin burada çalışmak istediği, tiktirolarda çalışmak istediği bir kulüp. Ve burası, ben zaten şey diyorum yani, benim kulübüm yani. Sanki bir gün önce gitmiş, bir gün sonra gelmiş gibiyim. Yani 3 sene ayrılıktan sonra falan. Onun için İnşallah herkese hayırlı olur, herkese iyi olur. İnşallah iyi yerlerde bitiririz ya. Kupayı da alırız. İnşallah hocam. Teşekkür ederim.